Burada bir suyumuz var. Bu kitreyle kıvamlaştırılmış bir su. Bunlar daha evvel içine öt katılmış boyalar. Bu boyalar içindeki öt vasıtasıyla suyun yüzeyinde açılımlar yapıyor. Bu boyalar eğer kavanozda karışırsa, mesela kırmızı ile sarıyı karıştırdığımız zaman turuncu renk elde ederiz. Ya da mavi ile sarıyı karıştırdığımız zaman yeşil renk elde ederiz. Ama burada istediğimiz kadar karıştıralım, her renk olduğu gibi kalır. Asla karışık renk olmaz. Kitreli suyun da sebebi suyun üstüne çizdiğimiz bu hareketleri muhafaza etmek. Bunları istediğim kadar karıştırayım, renkler hep ayrı kalıyor. Sonra yine ödün içindeki yapışkan özelliğiyle emici özelliği olan herhangi bir kağıt suya değer değmez. Boyalar o kağıda yapışıyor. Biz bunu kenarına sıyırsak bile fazla kitreyi tekmede bırakmak için Ebru'nun temel prensibi bu. Özet olarak.